Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, Sahur Bereketi programıyla tekrar karşınızdayız. Hayırlı sahurlar diliyoruz. Hepinize hayırlı geceler diliyoruz. Kıymetli konuğum Mehmet Göktaş hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu ara hocam sizinle özellikle yapmış olduğunuz programlardan feyiz alıyoruz. Eminim Rehber TV izleyenleri de bu mahiyette feyiz alıyorlar. Bugün de hocam özellikle ilim, amel ve ihlas konusuna değinmek istiyoruz. Fakat hani bunu artık siz hani nasıl anlatmak isterseniz, isterseniz ilimden başlayın, isterseniz amelden başlayın, isterseniz ihlastan başlayın. Biz genel olarak ele alacağımız hususlar bu üç madde. Ben sözü size teslim edeyim. Siz dilediğiniz gibi kullanın. İlimden başlayalım. Buyurunuz. Müsaadenizle. Madem ki Kur'an öyle başlıyor, madem ki Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim, ikra İsmi Rabbikellezi halak diye başlatıyor. Biz de bu konudan başlayalım. İlim her zaman önemlidir. İlim bir fazilettir. İlim bir ayrıcalıktır. Gerçi bu ayrıcalığın, yani insanların hepsi ayrıcalıklı olmak ister. Bazen kötüye de götürür bu. Yani nefsi ayrı bir olay. Ama Allah-u Teala cahillerden dost edinmez. Önce onu bilelim. Allah-u Teala'nın dostları bilenlerdir, alimlerdir. Dostlarını bilenler içerisinden seçer. Fakat bizim günümüzde dikkat ederseniz pozitivizmin diyelim, pozitif ilimlerin de zirvede olduğu bir dönemde bizim cahil kalmamız affedilecek bir olay değil. Zaten aşağı yukarı Avrupa'nın Rönesansından, reformundan, yani İstanbul'un fethiyle birlikte başlayan onların o atağından dolayı Müslümanlar daha yani şey yapamış, hala toparlanamadılar. Yani bu bir aşağılık kompleksi değil. Ama cahilliğimiz de bir kesindir. Yani bilgi de gerçekten geri kalmışlığımız, yani kabullenmemiz gereken yani bir özelliktir. Onun için bunu gidermemiz lazım. Yani toplum olarak da, Müslümanlar olarak da yani cehalet asla kabul edilemez. En basit bir şey söyleyeyim. Geçenlerde okumuştum. Osmanlı'nın son dönemlerinde Akdeniz'de, Ege'de bir gemilerimizin Avrupalılarla bir çarpışması var ve yenilmesi var. Yenilmişiz. Bu Osmanlı'nın son dönemlerinde zaten. Padişah sormuş şeye, çağırmış. Nasıl oldu, niye böyle yenildik falan. Demiş ki, sultanım, onların, bizim gemiden atılan bombalar, mermiler 150 metre ileri gidiyor. Onların mermileri en şeysi 300 metre mesafe. Bizim gemiler şu kadar hızla gidiyor, onlarınki bizim kaç katımız. Bu mukadderdir, öyle değil mi? Yani bu Allah-u Teala'nın bir kanunudur, değişmez. Yani şu bardak, ben bunu bıraktığım zaman yere düşer. Bunu bir Yahudi bıraksa da yere düşer, bir ateist bıraksa da yere düşer, bir Hristiyan bıraksa da yere düşer, bir Müslüman, bu değişmez. Allah'ın bu tür kanunları değişmez. Onun için yani sen şunu diyemezsin, ya ben Müslümanım ya, ben hak diye, ben bunu bırakınca bu bardak kırılmasın. Kırılır. Bu bunun kanunudur. Onun için bu anlamda biz en azından pozitif ilimlerin, bilgilerin yani eşyayı bilmek zorundayız. Ayrı bir olay. Ama tabii bizim farkımız nedir? Biz Rabbimizin adıyla okuyacağız. Bileceğiz ama bunu bilirken ikra bismi rabbikellezi halak. Yani yaratan Rabbimizin adıyla okuyacağız ve ondan sonra illa bu sureyi tefsir etmek değil de ellezi alleme bil kalem allemel insane malem yalem. Yani aslında var ya, bu sureyi celile bize çok çok şey veriyor. Yani nedir verdiği şey? Birincisi, artık
yazılı bir medeniyet başlıyor. Önce sözlü bir medeniyet varmış. Yani hep rivayet medeniyetiymiş. Yani biz İslam gelmeden önce özellikle Arap toplumunda yani ciddi yazılı kitaplar yok. Bakmayın bir tane o Kabe'nin duvarına asılan Muallakat Seb'a diye bir yedi şiir var ama böyle bir külliye yok yani. Böyle bir ciddi kitaplar falan yok. Niye? Onların özelliği de sözlü rivayet. Onların da kulakları, hafızaları güçlü. Öyle gidiyor. Ama Allah-u Teala istiyor ki artık sözlü medeniyetten yazılı medeniyete geçiş. Onun için nun vel kalemi ve ma yesturun. Yani bu nedir? Yani bu çok anlamı vardır da yemin ettiği şeye bakın, kaleme yemin ediyor. Satırlara yemin ediyor. Niye? Çünkü bundan sonra bu dünya böyle gidecek. İslam da böyle gidecek. Ve ondan sonra yani İslam kütüphaneler olacak. Yani Allah'ı, Resulünü, İslam'ı, dinini anlatan kütüphaneler olacak artık. Böyle bir dönem. Onun için biz böyle bir dinin mensuplarıyız. Biz bunlardan bigane kalamayız ve sadece dinimizi öğrenmek için değil, Rabbimizin yani yarattığı her şeyin hakikatini öğrenebilmemiz için yani nedir? Bilmek zorundayız, öğrenmek zorundayız. Ve yalnız burada şu ilim derken aşağılık kompleksine kapılarak yani batı karşısındaki şeyde de biraz kurtulmamız lazım. Tamam mesela diyelim ki bakıyorum camilerimizde falan tamam güzelce teşvik ediliyor bazen hani okulların açılma vaktinde bir bakıyoruz bir cumada hoca efendi orada güzelce işte benim okuduğum gibi ikra bismi rabbikellezî halak diye başlıyor işte eğitim öğretim yılı başlıyor ilim şöyle önemlidir böyle önemlidir ondan sonra tamam bu konuları giriş yapıyor ama bir fark var bu çok önemlidir mesela Allah-u Teala bize alimden bahseder. İsterseniz zaten siz dediniz ya bu konu hem ihlas hem amel hem ilim. Oraya da geçmiş olalım. Yani dikkat edin Allah-u Teala'nın çizdiği bir alim portresi var. Hani İnnemâ yahşallâhu min ibâdihil ulemâ. Allah'tan en çok alimler korkar. Demek ki Allah'tan korkmaya vesile olmayan ilim İlim değildir. Allah'tan kork. Seni Allah'tan korkmaya vesile eylemiyorsa, seni Allah'tan korkutmuyorsa bu bilgi, birikimi onun adı ilim değildir. Önce bunu şey yap. Ve bu alim de alim değildir. Bunu görelim. Bu bir. Bunun için bir iki örnek vereceğim. Bu çok önemlidir. Buyur. Şimdi biliyorsunuz en çok insanımızın duyduğu ayetlerden birisi de قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Yani de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Muhterem izleyenler, muhterem kardeşler, maalesef bu ayetin bu bölümünü cımbızla oradan alıp getiriyoruz ve okuyoruz ve kullanmaya çalışıyoruz. Hoşumuza da gidiyor. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu hiç? Fakat ya bunun bir başı var, bir sonu var. Bunun arkadaşları var bu ayetin. Öncesi var, sonrası var. Onu oradan aldın ama o orada garip kaldı. Kendini ifade edemiyor. Bir anlam eksikliği var. Onun için zaten ayette yarım, bizzat numarası da yarım yani böyle bir şey yok. Ne yapacağız? Ayetin bütününü okuyacağız. O zaman Allah-u Teala'nın çizdiği alimin kim olduğunu göreceğiz. Buyuruyor ki Allah-u Teala, Zümer suresinde olacak bu ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. اَمَّنْ هُوَ قَانِتُنْ اَنَا Önce kafirleri anlatıyor. Dikkat edin, uzun gider, bura vaaz olmasın, uzun bir vaaza dönüşmesin. Yani önce kafirleri anlatıyor, cehennemlikleri anlatıyor. Ve ondan sonra diyor ki, hiç böyle cehennemi hak eden böyle bir kafirle şu anlatacağım kişi biri olur mu? Kim o? اَمَّنْ هُوَ قَانِتُنْ اَنَا اَلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Ayet-i kerimesi geliyor. De ki hiç اَمَّنْ هُوَ غَانِتُنْ اَنَا Yani o gecenin bir anında kalkıp kıyam eden, اَمَّنْ هُوَ غَانِتُنْ kunut eden, kunut eden, boyun eğen, gecenin bir anında kalkıp, bir vaktinde kalkıp
Rabbine boyun eğen biri. اَمَّنْ هُوَ غَانِتُنْ آنَا اَلَّ سَاجِدًا وَقَائِمًا. Yani secdelerle, kıyamlarla Rabbine boyun eğen birisiyle, yani bir birisiyle, demin ki anlattığım cehennemlik bir mi? قُلْ هَلْ يَسْتَوُ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا. De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ha, demek ki Allah'ın alim dediği kimmiş? Ve veyercu rahmete Rabbi, yani Allah'tan korkan ve onun rahmetini ümit eden, korku ve kavf ve reca arasında olan bir kişi, yani alim budur, bilmek budur, bilmek budur, dikkat ediniz, bu çok önemli bir olay. Ha, alim budur. Bu sadece dini ilimleri değil, yani sen de dağlara bakarsın, ben de dağlara bakarım ama sen dağlara bakarken başka şeyler çıkarırsın, içindeki madeni düşünürsün, şunu bunu düşünürsün veyahut da bu dağlar nasıl oluşmuş falan. Buralara gidebilirsin, jeoloji ilmini geliştirebilirsin. Ama Allah-u Teala buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ. Sana dağlardan soruyorlar Resulüm, de ki, فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا. Benim Rabbim o dağları tuz buz edecektir. Hemen dünyanın sonunu gösteriyor Allah-u Teala. Tamam, şimdi o muhteşem dağlar, yani izliyorsunuz, görüyorsunuz, kazıklar gibi, yani yeryüzünü sağlam tutuyor ama iyi bilin ki bir gün gelecek, hepsi toz duman olacak. Şimdi bu da bir bilgi, öteki de bir bilgi. Şimdi yine başa dönelim. İlginçtir. Bir Karun olayı var. Karun olayında da Allah-u Teala bize alim portresi çiziyor. Nedir? Diyor ki Allah-u Teala Karun'u anlatırken uzun gider ama hemen bir bölümünde diyor ki فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ف۪ي ز۪ينَةِ. Karun diyor, şey yaptı diyor, kavminin içerisinde bir şov yaptı, gösteri yaptı. Yani tabir caizse malını, mülkünü, yani öyle bir şov yaptı, gösterdi ki ve onun için cahil, yani insanlar dediler ki فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ف۪ي ز۪ينَةِ قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِسْلَ مَا اُوْتِيَ قَارُونُ اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظ۪يمٍ. Dünyayı isteyenler dediler ki, bunlar kafir değil ha, Hazreti Musa'ya iman eden Müslümanların içinde bir takım dünyayı sevenler, dediler ki şu mala bak ya, şu yani Karun'un içinde bulunduğu duruma bak, keşke yani bizim de böyle bir şeylerimiz olsaydı diye söylendiler. İşleri geçti böyle. Dikkat edin. قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيَا لَيْهِ وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ. Ve ilim sahipleri de dediler ki yazıklar olsun size. Yani iyi bilin ki esas mesele Allah'ın yanında olandır. Yani burada alim budur. Alim budur, ilim budur. Yani bizi Allah'a götürecek olan akıl da budur, ilim de budur. Yani daha önceki birçok sohbette misal verdik. Yani Hazreti Ayşe radıyallahu anh şey soruyor. Yani akıllı kimdir? Akıllı, Efendimiz buyuruyor ki akıl ve akıllı, yani önüne iki mesele geldiğinde, çetrefilli iki şık geldiğinde ahireti tercih eden akıllıdır. Akıl budur. Yani daha önce de herhalde yanılmıyorsam yine böyle bir sohbette misal vermiştik. Yani bir çocuk düşününüz ki, yani ona peşin bir şey veriyorsun. Az bir şey ama onu kabul ediyor. Ya bunu dursun da ben bu 100 lirayı vermeyeyim de sana, ama ben sana 19-20 yaşına geldiğinde kullanmak üzere sana işte anahtarı, şu araba senin olsun veya böyle sıfır bir araba vereyim dediğinde çocuk ne yapıyor? Eğer cahilse, çocuk aklıysa, ya sen o 100 lirayı bana ver. Niye? Şimdi şey lazım, yani ciklet lazım, cips lazım, bilmem şu lazım, bu lazım, aklı ondaysa. Onun için ilmi önce böyle anlayalım. Ama buna rağmen yani eşyanın hakikatını da bilmek bizim üzerimize bir vecibedir. Allah'ın kanunlarını, bu Allah'ın kanunudur. Ve yine karıştırmayalım ama dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de ilginç bir olay var. Nedir?
Allah-u Teala biliyorsunuz çok surede lehu mülkü semavati vel ardı. Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ardı. İşte yerlerde ve göklerde olan hep Allah'ındır. Yerlerin ve göklerin mülkü Allah'a aittir. Dağlar Allah'a aittir, denizler Allah'a aittir, yağmur Allah'a aittir falan. Tamam, bunu anladık, fakat ilginçtir. Allah-u Teala bir başka bir şeye de sahip çıkıyor. Ne biliyor musunuz? Hadi diyelim ki onu öğrendik. Bunu biliyoruz. Zaten buna itiraz eden de yok ama وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْعَالَامِ فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. O denizlerde yüzen dağlar gibi gemiler var ya, onlar da Allah'ın diyor. Buyur. Buradan şu anlamı çıkarabiliriz hemen. Allah-u Teala kullarının yaptığı gemiyle de övünüyor. Niye? Onu yaptıran Allah-u Teala'dır. Yani o bilgiyi, o birikimi veren Allah-u Teala'dır. Belki de yani bu birikimler yine vahye de dayanıyordur. Yani bu konuda bir dalaşmak istiyorum hocam özellikle. Şimdi genel mahiyetiyle hani bugün evet ilim önemli, zaten buna değindik. İslam dünyası içerisinde özellikle Müslümanlar arasında belki hani dini mahiyette ilimler biliniyor, dini mahiyette ilimler üzerinde duruluyor. Fakat hani bir jeolojik ilim eksikliğimiz var, bir fenni ilim eksikliğimiz var, bir tıbbi ilim eksikliğimiz, çoğaltabiliriz bunu. Ben şu örnek üzerinden gideceğim. Bir ara böyle hani İmam Hatip okuyan birkaç gençle beraber olduk. İşte hani ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, üniversiteyi ne okuyacaksınız diye sorduğumuzda dönüp işte ilahiyat okuyacağız cevabı verdiler. Yani hani ilahiyattan sonra da ya bir imam olacak ya bir öğretmen olacak ve herhangi bir okulda görev alacak. Yani bizim Müslüman toplumunun bir sığ yapısı var hocam. Yani belki hani tih çölü gibi de diyebiliriz. Yani biz bir kısır döngü içerisinde dönüyoruz. Yani mesela ben o öğrencilerden şunu beklerdim ki biri desin ki ben işte yani makine mühendisi olacağım. Veya biri desin ki işte ben doktor olacağım. Biri desin ki ben işte fen ilminde, kimya ilminde kendimi ilerleteceğim demesini arzu ederdim. Müslüman gençleri olarak, Müslüman geleceğimiz olarak en azından. Fakat hani çok hani belki kolayına, işin kolayına kaçıyorlar. Zaten İmam Hatip'te İlahiyat okuyorlar, Kur'an'ı, Arapçayı, ilmi okuyorlar, İslami ilimleri okuyorlar. Ki İmam Hatip'e gidiyorlarsa da büyük bir ihtimal zaten ailede muhafazakar bir ailedir, mütedeyyin bir ailedir. Zaten bunun en azından altyapısını almışlar. Hedeflerine de en kolayı koyuyorlar. Yani işte ilahiyat elbette önemli. Hani biz bunu tamamen yermiyoruz. Yani hiç okumasınlar elbette demiyoruz. Fakat hani hedeflerimiz biraz kısır kalıyor sanki hocam. Hani bu mahiyette belki hani gençlerimize özellikle ilim tercih eden gençlerimize ne tavsiye etmemiz gerekiyor? Bunları birbirinden aslında ayırmamamız da lazımdır. Yani sizin söylediğiniz pozitif diyelim, pozitif ilimleri öğrenmek bu ümmet için bir farz-ı kifayedir en azından. Yani bir yerde eğer bir köyde o köyde köprü yapacak biri yoksa ve insanlar köprüsüzlükten eğer helak oluyorsa, suya kapılıyorsa Allah-u Teala bunun hesabını soracaktır. Aynen cenaze namazı nasıl farz-ı kifaye ise oradaki o köyde köprü yapmayı öğrenmek de nedir? Farz-ı kifayedir. Bütün ilimler böyledir. Öncelikle bunları birbirinden ayırmayalım. Ama şimdi İslami ilimler, dini ilimler daha iyi anlayabilmek için zaten ötekileri de bilmemiz lazım. Bunları birbirinden aslında bazen ayıramıyoruz da. Yani siz İslami ilimlerde eğer ciddi diğer ilimlerle beraber yani ciddi bir yorulmazsanız, kendinizi veremezseniz zaten tatmin edemezsiniz. Mesela bazen bir konulara giriyoruz. Çok ciddi ilimler gerekiyor. Yani sadece söylediğim gibi dini ilimlerin yanında öteki ilimleri de hem bilmek hem dünyayı bilmek. Yani şöyle söyleyelim.
diyoruz ki mesela bize tavsiye, hocam işte şu yaşa geldin, şu bize ne tavsiye eder? Arkadaş, bir, Allah-u Teala'nın kitabını çok iyi bileceksiniz. Madde bir. Bunu o kadar bileceksiniz ki böyle bir çocuğun böyle fermuarından oynadığı gibi böyle Allah-u Teala'nın kitabını o kadar, ya fazla korkmayın yani, bu 600 sayfa, hatta 600 sayfa değil, inanın 300 sayfa. Nedir? O büyük büyük yazdıkları için 600 sayfa olmuştur. Niye? Hemen meallere bakın, meal de 600 sayfa. Hem Arapçası var hem Türkçesi. Bu nedir? İçinden Arapçasını çıkarttın mı Türkçesi de 300 sayfa kadar veya Türkçesini çıkarttığınızda Arapçası da 300. Bu kadar küçük bir kitap. Bunu su gibi her yönüyle bilmemiz lazım. Ciddi anlamda bu ayrı bir konu. İnşallah Kur'an ilim başka sohbetlerimizde veya Kur'an ikliminde bu konulara giriyoruz. Bir de Allah'ın Resulü'nü çok iyi bilmemiz lazım. Dikkat edin, hadislerini demiyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisini, siretini, sözleriyle hadisleri çok iyi bilmemiz lazım. Bir de 2019 Türkiye'si. Bunu bileceksin. 2019 Türkiye'yi bilmeyen bir insan, yani yapacağı bir şey yoktur. Şu anlamda onları nerede kullanacak? Yani Allah-u Teala'nın kitabını, Resulünün siretini, hayatını getirip eğer burada bir bina yapacaksak burayı bilmemiz lazım. Bu çok önemlidir. Ve bu yaşadığımız günün her şeyin özelliklerini bilmemiz lazım. Yani hem Allah'ın dinini güzel anlatabilmek için de yani her şey, yani bir doktorun, yani eğer bir insan doktor olmuşsa gerçekten bu nedir? İnsanlığın birikimidir bu. İnsanlık, eğer diyelim ki bugün şöyle bir ameliyatta, bir böbrek ameliyatında, bir safra kesesi ameliyatında eğer tıp belirli bir noktaya geldiyse müsaadenizle bütün insanlığın birikimidir bu. Bugün eğer hemen böyle bıçakla kesmeden, bilmem ne yapmadan dışarıdan işte bir şeyle, iki delikle, üç delikle eğer bunlar alınabiliyor veya daha başka lazerle, şununla bununla, bu nedir? İnsanlığın geldiği bir noktadır. Eğer sen bundan haberdar değilsin, ben bundan haberdar değilsem Allah'ın dinini de tam olarak anlayamayız. Sadece kafirlerden geri kalma meselesi değil. Ha, bir de şöyle bir olay da var, dikkat edin. Yani şuna da dikkat edeceğiz. Yani gerçekten bugün var ya, bizim işimiz öyle kolay değil. Diyelim ki biz üretimi öğrendik. Bize dediler ki işte biz onlar gibi üreteceğiz, onlar gibi şey yapacağız. Peki tüketim ne olacak? Bir problem çıkıyor ortaya. Yani biz Batı'nın nesini alacağız, nesini almayacağız? Bu daha hala görebildiğim kadarıyla anlatılabilmiş değil. Bugün yani ilahiyatçılarımız, sosyologlar, ciddi alimler bugün bunun üzerinde tartışıyorlar. Yani biz Batı'nın pozitif ilimlerinin ne kadarını alabiliriz, ne kadarını alamayız, bazıları hepsini almak zorundasın. Eğer sen yani o zaman başka şeyler çıkıyor. Diyelim ki sen eğer yani burada geçinebilmek için lüzumsuz bir şey imal etmişsen, bunu satacaksan ve bunun reklamını yapacaksın, zorlayacaksın. Zaruri olmadığı halde buyur. Tamam, senin yani ilimle, bilgiyle bir şeyler yaptın. Ama arkadaş, senin bu yaptığın şey insanlık için çok elzem, zaruri bir şey değil. Buyur, senin bir kola fabrikan var veya bir gazoz fabrikan var. Tamam, bunun kitabını öğrenmişsin, usulünü, erkanını öğrenmişsin, mühendisliğini öğrenmişsin. Ya, peki bunu yani insanlara zoraki içirecek misin, içirmeyecek misin? İçirsen bir türlü, içirmesen bir türlü falan. Yani demek istediğim bunlar, biz daha hala bunları çözebilmiş değiliz. Yani ilim o kadar önemli ki, yani her yönüyle şey yapacağız, yarım kalıyor. Eğer tek taraflı okuduğumuz zaman, tek taraflı okuduğumuz zaman, yani düşünebiliyor musunuz? Şu bir ilimdir. Nedir? Reklam bir ilimdir. Dekorasyon bir ilimdir. Bugün bunların hepsinin ayrı ayrı pazarlamanın, işletmenin mühendislikleri var, öyle değil mi? Yani bunlar bir ilimdir. Ama buyur, ne yapacaksan yap. Hadi, yani senin görevin nedir? Şu malı satmak. Ay, ama karşıdakini de düşüneceksin ya. Tamam, ben bu adamı kandırmanın yolunu öğrendim. Yani bazen ben dinliyorum, şöyle ilgileniyorum. Yani yakınlarımda böyle reklamla falan uğraşan kişiler var. Şöyle bakıyorum, Allah Allah. Bize basit gibi geliyor da, yani diyor ki dikkat et, şu reklama iyi dikkat et. Nedir? Bak, çocuklar için bu reklam ve koyduğu saate bak. Öyle ayarlamış ki adam ve kullandığı renklere bak. Yani tam çocuğun zihninde, yani bunlar böyle tesadüf değil. Bunlar için fakülteler bitiriliyor.
Ve efendim kullandığı kelimelere bak. Çocuğun hafızasında kalacak kelimeler, harfler hatta. Yani biz bunları tesadüf zannediyoruz. Buyur, bir Müslüman olarak buraya girdiğin zaman problemler başlıyor. Nedir? Bunun adı kandırmaktır. Yani bir çocuğu kandırmak. Tamam, velev ki kandırmaktan maksat pahalıya satmak değil. Velev ki tam maliyetinden azıcık koydun, tamam oran fazla değil. Fahiş bir fiyata satmıyorsun ama zaruret değilse bu. Yani ortaya başka şeyler çıkıyor. Yani tüketim meselesi çıkıyor. Sanayinin getirdiği falan. Onun için ben şu anda muhterem izleyenlerime bu anlamda bir çözüm yolu sunmuyorum. Ama meselenin zor olduğunu sunuyorum. İslam'ı anlatmak da aslında zor. Yani karşımızdaki insanlar, yani görüyorsunuz, yani şu ateistler, deistler, bilmem neler, yani bunlar basit insanlar değil. Bunları ana baba bilgilerimizle şey yapamıyoruz. Artık ikna edemiyoruz. İkna edemiyoruz. Yani birkaç defa bir Hristiyanla karşılaştık, işte hemen şey yapıyorlar. İşte bak, bizim kitabımız tek bir kitaptır. Dünyanın her yerinde aynıdır. Geldiği günkü gibi tamam korunuyor falan, hiçbir harfi değişmemiş. Ne bu sizin kitap? 4 tane Matta, Markos, Yuhanna, işte Luka, Yuhanna, 4 tane İncil, biri birine benzemiyor falan. Biz böyle bir Hristiyanı yeneriz zannediyoruz. Adam, azizim sen bilmiyorsun diyor. Yani tamam, o 4 tane İncil ama önemli olan o İncil'ler değil. Ya İsa'nın kendisi vahyin ta kendisidir. O rivayetlerdir diyor. Buyur, hazır mısın buna cevap vermeye? Adam öyle diyor. Yani çalışmış dersine kendine göre. Haklılığı haksızlığı bir tarafa. Yani ana babadan öğrendiğimiz, kulaktan öğrendiğimiz bilgilerle ne dinimizi götürüyoruz ne de bir şey. Yani bir bakıyorsun, yani gerçekten öyle savunmalar var ki, öyle şeyler var ki. Yani buyur, size bir şey, moralinizi bozmak değil. Şu anda Nobel diye bir şey var, bir ödül var. Oscar diye bir ödül var. Buyurun, kimyadan, fizikten, şundan, bundan, müzikten, yani tarihini sıralayalım. Deyin ki, yani Google'a girin veyahut da bir ansiklopediden deyin ki, bugüne kadar dünyada Nobel ödülü alan kimyacılar kim, fizikçiler kim, şunlar kim, bunlar kim, tıptan kim, biliyor musunuz? Tıp ödülü falan. Buyurun, yani bunlardan %99'u hepsi Avrupa insanları. Bu aşağılık kompleksi değil. Ve burada başka şeyler devreye giriyor. Onun için diyorum ya, çok çalışmamız lazım. Ama bir şey var. Eğer biz samimi olursak var ya, hem çalışacağız hem de ihlas. Madem ihlastan da bir iki cümle söyleyelim. Eğer samimi olursak Allah-u Teala bizim yolumuzu açacaktır. Ben müsaadenizle sohbeti bir ayeti kerimeyle, Allah-u Teala Ankebut suresini öyle sonlandırıyor. Biz de sohbetimizi bu ayetle sonlandıralım. Herhalde vakit tamam. Birinci bölüm sona eriyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Bizim yolumuzda mücahede edenler var ya, dikkat edin, burada cihat değil, mücahede. Mücahede, yani çırpınmak. Cihat kelimesi de geçi buradan çıkıyor ama bizim yolumuzda mücahede edenler var ya, biz onlara yollarımızı açtıkça açacağız. Ve iyi bilin ki Allah iyilerle, muhsinlerle beraberdir. Bunun anlamı şudur. Eğer biz Allah'ın izniyle samimi olarak bu yolda ilerlersek, Rabbimiz bize, hani hadis-i şerifte de var ya, biz bildiklerimizle amel edersek, ihlas ve samimiyette, Allah-u Teala bize bilmediklerimizi öğretecektir. Bu bir beleşçilik değil. Yani bunun başında bir cehd var, bir gayret vardır, bir alın teri vardır. Yani içtihat kelimesi de buradan gelir. İçtihat nedir? Yani bir konunun doğru, yani isabetli karar vermek için bütün delilleri ortaya koyup, araştırıp ortaya koyup bir mücahede vermenin adı içtihattır. Yani böyle. Onun için biz buna güveniyoruz. Her şeye rağmen, yani bir karanlık bir tablo çizmiş olabiliriz bilgi ve pozitif ilim bakımından ama Allah'ın izniyle biz iyiye gideceğiz.
İnşallah hocam. Biz iyiye gideceğiz ve gelmekte olan bir İslam'ın mensuplarıyız. Gitmekte olan değil. Onun için sözü uzatıyorum da ben şu söylem diyorlar. Şu söyleme çok karşıyım. Nerede o eski Ramazanlar, eski günler, yok eski şey falan. Yok ya. Yani iyiye gidiyor. İnşallah. Hiç merak etmeyin. Her şey, evet bazı kötüye giden durumlarımız olabilir ama iyiye gidiyoruz. Niye? Nereden biliyorsun hocam? Ya kafirlere sor istersen. Amerika'ya sor, Rusya'ya sor, İsrail'e sor, Avrupa'ya sor. Nedir? Bir tek kaygıları, bir tek bugün endişeleri var. Gelmekte olan İslam. Evet. İslam geliyor. Tamam bombalanabiliriz. Tamam işgal edilebiliriz. Ama İslam yayılıyor. Kiliseler doluyor mu? Yani dünyanın neresinde? Yani iyi ya bu Avrupalılar böyle güzel bombalar, büyük büyük bombalar imal ediyor. Şöyle uçaklar falan. Onun için demek ki bunlar hak yoldaymış, biz de onların dinine girelim diyen bir adam duymadım ben. Anlıyorsunuz değil mi? Eyvallah hocam. Evet. Eyvallah hocam. Birinci bölümümüz sona erdi. İnşallah ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, ikinci bölümde buluşmak üzere. Senayi Demirci'ye ait bir şiir, bir yakarış mahiyetinde. Hocam ilk bölümde ilmi konuştuk. İkinci bölümde de amel ve ihlas boyutunu ele almak istiyoruz. İlim zaten amelle belki bir yönüyle birbirine hani birbirini tamamlayan boyutta. Amel yönüyle de biraz ele alırsak hocam bu hususu. Muhterem izleyenler, bazen söz yalama yapar, laf yalama yapar, geçerliliğini kaybeder. Orada söz görevini yapamaz olur, bitmiştir. Başka şey yapmak lazım. Bu var ya, en güzel söz bile yalama yapabilir. Peygamber sözleri bile yalama yapabilir. Hani hatırlayın Hudeybiye musalihası olmuştu. Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabıyla 1400-1500 kişilik ashabıyla Hudeybiye'ye vardılar ve Mekke'yi ziyaret edeceklerdi, Kabe'yi tavaf edeceklerdi. Hatta kurbanlıklarını falan götürmüşlerdi. Biliyorsunuz yolda çevrildiler. Müşrikler çevirdi ve müsaade etmediler. Müsaade etmediler orada. Ve uzun uğraşlar var. Anlaşma yapıldı orada. Süheyl bin Amr geldi müşriklerden temsilci olarak. Orada bir anlaşma yaptılar. Bu sene Müslümanlar geri dönecek. Muhammed ve adamları geri dönecekler. Kabe'yi tavaf edemeyecekler. Ama gelecek sene gelecekler. Geldiklerinde 2-3 gün Kureyşliler Mekke'yi terk edecek, tepelere çıkacak. Onlar rahatça Kabe'yi, böyle bir anlaşma. Ama tabii Müslümanlar moralleri bozuldu. Kendiler hangi niyette geldiler? Ve bir de biliyorsunuz bu anlaşma esnasında bir iki olay daha oldu. Yani anlaşmayı imzalarken yani Efendimiz yazdırıyordu, yaz. Allah'ın Resulü Muhammed'le Kureyş'ten Süheyl bin Amr arasında bu anlaşma yapılmıştır. Allah'ın Resulü o da ne demek? Biz kabul etmiyoruz. Zaten senin Allah'ın Resulü olduğun inansak seninle savaşmazdık diyor. Adam haklı, yanlış anlamayın da öyle değil mi? Onun için ya ne olacak? Abdullah'ın oğlu Muhammed'le Süheyl bin Amr arasında. İtiraz etti Müslümanlar. Hazreti Ali ben yazmam dedi. Hazreti Ömer feveran etti. Bu ne oluyor falan. Ama Efendimiz yazın dedi. Yazdırdı. Resulullah'a sil, hatta ben silmem deyince göster ben sileyim dedi. Bunlar morali Müslümanların moralini bozdu epeyce. Hele hele bir de yani başka hani şöyle bir anlaşmanın maddesi vardı. Eğer Mekkeli birisi Muhammed'in dinine girer sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman olur ve Medine'ye hicret ederse, varırsa, kaçarsa o geri verilecek. Ama Medine'den birisi tekrar Kureyş'in dinine dönerse, gelirse o geri verilmeyecek. Ya böyle şey mi olur falan şaşırdılar. Böyle kısacası
Yani orada Efendimiz'e itiraz ettiler, Efendimiz'e kızdılar, böyle anlaşma mı olur falan, Hazreti Ömer falan. Uzun gider bu, çok ciddi bir mesele de detaya girmeyeceğim. Ama oldu. Fakat oraya niyet ederek kurbanlıklar da gelmişti. Tamam, anlaşma yapıldı, herkes bir tarafa çekilmiş, moralleri bozuk. Efendimiz çıktı, dedi ki, ey ashabım, kurbanlarınızı kesin ve saçlarınızı tıraş edin, dedi. Hiç kimse bu söze itaat etmedi. Öyle, kelime kötü de öyle bakıyorlardı. Böyle baka kaldılar herkes. Ya Efendimiz üç defa tekrar etti. Ey ashabım, kurbanlarınızı kesin ve saçlarınızı tıraş edin. Üçünde de yapmadılar. Efendimiz çok morali bozuldu. Sadece bir kendisine itaat etmekte korkuyor da Allah'tan, olur ya. Kendisine peygambere itaat edilmediği takdirde başlarına bir bela gelecek ashabının. Ondan da korkuyor. Morali bozuldu. Üzüldü. Ve oraya ufak bir çadır, otağı kurmuştu. Oraya girdi. İçeride annemiz, Ümmü Seleme annemiz vardı. O da ayrı bir olay. Yaşlı annemiz. Ya Resulallah, niye moralin bozuk, niye öyle duruyorsun? Yani benim ashabım bana itaat etmedi, dedi. Ben üzgün olmayayım da kim olsun? Ashabım üç defa tekrar ettiğim halde bana itaat etmedi deyince, dikkat edin, annemizde de yani başka bir, siz bundan başka hükümler de çıkarın artık. Annemiz buyurdu ki, ey Allah'ın Resulü, onları bağışla. Onlar buraya ne niyetle gelmişti? Şu anda moralleri böyle bozuk. Onun için onları bağışla. Sen dışarıya çık, kurbanını kes ve mübarek başını tıraş et. Hiçbir şey yapma, tamam bu kadar, diyor. Efendimiz çıkıyor, annemizin söylediğini yapıyor. Tutuyor, kurbanlığını, devesini kes, yere yatırıyor. Bismillahi Allahu Ekber diye bıçağı çalıyor. Ondan sonra tıraş oluyor. Sahabe diyor ki, İnsanlar bir uyandı böyle, diyor, gafletten ve öyle bir hücum ettiler ki bazılarına hayvan bile kalmadı, diyor, getirdiği hayvanı bile bulamadılar. Öyle aynı anda kurbanlar kesildi ve saçlar tıraş edildi. Yani muhterem izleyenler, peygamber sözü bile bazen yalama yapar ve insan hep örnek görmek ister. Dinlemekten ziyade örnek görmek ister. Buna çok önem verelim. Biz buna amel diyelim. Evet. Yani insan kesinlikle yani ameli olarak bir şey görmek ister. O zaman zaten çene yormaya da gerek yok. Çene yormaya da gerek yok. Yani bakarsın, yani güzel insanlara bakarak gerçekten çok şey öğrenirsin konuşmadıkları halde. Konuşmadık. Yani zaten şeye bakıyoruz da hadis kitaplarının önemli bir bölümü şöyledir. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani büyük bir kısmı gâlen nebiyyüdür de Efendimiz şöyle buyurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ama büyük bir bölümü de kânen nebi. Efendimiz şöyle yapardı. Şöyle giyerdi. Şöyle yürürdü. Şöyle konuşurdu. Hep şeydir yani. Bunlar da çok kıymetli hadislerdir. Niye? Bizzat onun fiilini anlatıyor ve ashabı o şekilde öğreniyor. Diğer sahabenin de şeysi böyleydi. Yani onlardan da böyle rivayetler yapılırdı. Onun için yani arkadaşlarımıza, yavrularımıza, çevremize yani hem kazanmak için yani zaten biz amel etmediğimiz zaman o boştur da yani hani davetten konuştuk, davetten başladık değil mi? Birinci bölümde davetimiz vardı. Bunu yine daveti de katalım. Davetin en güzeli ameldir. Gösterdiğimiz takdirde hem kendimiz kazanırız, hem başkalarına kazandırırız, hem de yorulmayız. Yorulmayız. Yani ben böyle, öyle güzel örnekler zamanımızda da duyuyorum ki, yani bakıyoruz, yani adam birisinden bahsediyor, yani sözünden, yazısından, şiirinden değil de, ya muhterem şöyleydi diyor. Yani öyle bir insandı ki diyor. Yani ama hayran kalıyorsun. Öyle örnekler veriliyor ki onun için yani gerçekten sözün yalama yaptığı bir yerde artık devreye amellerimiz girmelidir. Hem davet için
Hem de kendimi Allah katında boş konuşmamak için. Yani Allahu Teala لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَالُونَ buyuruyor biliyor. يَا اِيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَالُونَ İman edenler niye yapmadığınız, yapamadığınız, yapamayacağınız şeyleri söylersiniz. Bu Allah katında çok günahtır diyor Saf suresinin hemen ikinci ayeti kerimesinde. Buradan bir de yaptığımızı ihlasla yapmamız da işin ayrı bir yani önemidir. Ben ihlas olayına biraz şöyle yaklaşmak istiyorum. Tamam ihlas çok güzel bir yani sıfattır. Yani bulunması gereken bir sıfattır ama müsaadenizle şeytanla daha güzel izah ediyoruz şeytan olayıyla. Biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde yani Bakara suresinde, Sas suresinde, şurada burada nedir Allah-u Teala, Araf suresinde hep şeyden bahsediyor. Yani yaratılışımızdan bahsediyor, Hazreti Adem'den bahsediyor. Meleklerin secde ettiğini, iblisin secde etmekten çekindiğini ve ondan sonra da yani kovulduğunu biliyorsunuz. Allah-u Teala onu kovuyor. Madem öyle defol, git falan. O da işte ben... خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ دِينٍ Ben işte ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, ben ondan daha üstünüm, ben ona secde etmem. Kısaca bu. Peki kovulduktan sonra ne oluyor? Kovulduktan sonra iblis birçok ayette anlatıldığına göre diyor ki ben diyor, Ya Rabbi ben de diyor söz veriyorum ki لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ illa قَل۪يلًا veyahut da yani ben diyor kulların önünden önüne geçeceğim yoluna oturacağım le akudenne lehum sıradakel müstakim sümme le atiyennehum min beyne idihim ve min halfihim an eymanihim an şemalim yani önüne oturacağım önünden geleceğim arkasından geleceğim sağından geleceğim solundan geleceğim veya bir başka ayette kale rabbi bima agveteni le üzeyyinenne lehum fil ard işte dünyayı dekore edeceğim ambalajlayacağım süsleyeceğim kullarına sevdireceğim falan bunları söylüyor yani kısacası senin kulların büyük bir kısmını saptıracağım diyor. Ve Allah-u Teala da hadi oradan yapamazsın, yalan söylüyorsun demiyor. Demek ki yapacak. Bu da çok acı bir olay. Yani şeytana hadi defol sen, yani yapamam, boşuna konuşuyorsun demiyor. Ne diyor Allah? O halde diyor ben de لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِينَ Ben de o halde cehennemimi, yarattığım cehennemi seninle ve sana uyanlarla dolduracağım diyor. Bu acı bir olay, bu acı bir rakam. Öyle değil mi? Ama iblis orada bir şey diyor. İlla ibadeke minhümül muhlasîn. Senin ihlaslı kulların hariç diyor. Senin ihlaslı kulların hariç ben hepsini saptıracağım diyor. Yani ihlas öyle bir olay ki şeytanın kapsam alanı diyelim günümüzde. Evet. Şeytanın kapsam alanının dışında şeytanın ulaşamadığı, erişemediği, iletişim kuramadığı bir alandır ihlas, samimiyet. Onun için oruç da samimiyetin şeysidir, ha, eğitimidir. Dikkat edin. Aslında orucun bize en çok kazandırdığı yani sıfatların başında ihlas gelir. Öteki amellere benzemez. Yani namaza falan benzemez. Niye? Namazımızı herkes görüyor. Ama orucu kimse bilmiyor. Bir Allah biliyor. Yani zaten ihlas demek Allah bilsin yeter. İhlasın en kısa tarifi bu. Allah biliyor ya yeter. Başka birinin bilmesine gerek yoktur. Düşüncesinin adı ihlastır işte. Rabbim biliyor, tamam. Onun için buna çok dikkat etmek lazım. Yani ilimde de, amelde de zaten belki hani imtihan olarak bizim önümüze en çok çıkan husus da buralarda hocam. Yani biz yani ihlası kaybettiğimiz veya hani riyaya düştüğümüz yer ihlasın zıttı. Zor, ihlaslı olmak zor. Yani ilim ve amelde hani ilim ameli konuştuk fakat ikisini topladığımızda eşittir ihlası bulmamız gerekiyor. Eğer riyayı bulursak Allah muhafaza. Tabii burada yani insanları hem üzecek bazı gerçekler var ama biraz sevindirelim de nedir?
her gösterdiğimiz şey riya değildir, onu da bilelim. Çünkü Allah-u Teala da bazen sirran ve alaniyeten buyuruyor. Yani özellikle sadaka verirken, zekat verirken, yardım ederken, yani %100 illaki kimseye göstermeden vereceksin diye bir şey yok. Yoksa kabul olmaz diye bir şey yok. Niye? Dedik ya birinci sohbette, hani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedik, yani saç, kurbanını kesip saçını tıraş ettiği an herkes hücum etti ya. Bazen zekat da böyledir. Adamın aklında zekat yoktur ama bakar Allah Allah ya. Benim bundan neyim eksik ya? Fakiri nasıl sevindirdi ya adam? Yani malının zekatını verdi. Ya Rabbi ben de veririm. Ya bu nedir? Bu adamın yaptığı şov değildir. Onun için Allah-u Teala bazen yani sirran ve alaniyeten buyuruyor. Onun için her amelimizi illa gizlemek diye bir şey yok. Ama şart olan nedir? İhlasın şartı karşılığını Allah'tan beklemek. Tamam, ben bu sadakayı verirken, ben bu zekatı verirken birileri gördü ama görsün diye vermedim. Ben bunu gizlemedim. Benim umurumda değil. İster baksınlar, ister bakmasınlar. Ben Rabbimden bekliyorum. Bunu diye verdiysen korkma. İsterse görsünler birileri. Görünmesi suç değildir. Ama riya suçtur. Göstermek, şov yapmak, onlar bilsin diye. Hatta bazen var ya, ihlaslı olmak gerçekten zor bir şey demek ki, mesela bazen çok gizli bir amel yaparız. Hiç kimse görmez. Hiç kimse görmeden bir güzel amel yaparız ve mutlu oluruz. Fakat şeytan sonra kurcalar bunu. İlla haber ver. Hani sen şöyle şöyle bir şey yaptın, biliyorum kimse görmedi ama seni. Bunu bilsinler, söyle diye puntuna getirince sana şey yaptır, söylettirir onu. Yani o güzel amelini illa birileri bilsin, görsün diye şeytan dürtükler. Halbuki başta güzelce samimi olarak yapmıştık, ihlaslı olarak yapmıştır. İlla onun sevabını giderecek. Demek ki ihlasta bir de sabır da lazım. Biliyor musunuz? İhlasta sabır da lazım. Söylememek. Eğer gizliyse, gizli kalması gerekiyorsa söylememek. Niye? Bunun karşılığını Allah'tan değil de başkasından beklemiş oluyoruz. O zaman ki yani zayi olur, kötü oluyor. Aslında konumuzla alakası yok gibi de bazen insan var ya, hani şu Allah'a havale etmek kelimesi üzerinde biraz durmak istiyorum. Allah'a havale etmek, bir şeyi Allah'a havale etmenin için de bir Allah'tan başka kimsenin bilmemesi veya Allah yeter duygusu da var, biliyor musun? Böyle bir şey de var, yani durum da var. Yani günah olmasın. Bir insan bedduasında bile ihlaslı olmalıdır. Ha. Ne demek ya bedduasında? Mesela bazen görüyoruz, Allah'a havale ediyor. Mesela şu olayı şey yapalım, ben bu konu üzerinde biraz durdum da, bir Hazreti Meryem olayı var. Hazreti Meryem, Hazreti İsa'yı dünyaya getiriyor, doğuruyor, kucağına alıyor, getiriyorsun. فَاَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ Yani Meryem suresini getirdi diyor. Hepsi hücum, aa nereden çıktı bu çocuk? Yani ey Meryem bu neyin nesi? Senin annen de kötü bir kadındı ya, baban da kötü bir adamdı. Bu ne bu? Sen kimden peydahladın, nereden doğurdun falan? Düşünün öyle. Orada nedir? Hazreti Meryem susuyor. Niye susuyor? Söyleyecek bir şey yok. İnandıramadı insanları. Susuyor. Zaten Allah-u Teala da sus diyor. Konuşma diyor. Eğer birisi şey, ben bugün susma orucu tutacağım de. İnni nezertü lirrahmani savmen felen ukellimel yevme insiyya. Sustu. Ama üstüne üstüne gelince eliyle çocuğa işaret etti. Belki bu. Ve başladı İsa aleyhisselam konuşmaya. Yani ciddi araştırmacılar diyor ki, Meryem validemiz konuşsaydı, lafı uzatsaydı İsa konuşmayacaktı. Hazreti Meryem sustuğu için İsa konuştu veya Hazreti Meryem Allah'a havale etti. Ağzını yumdu, Allah'a havale etti. Ve onun için İsa aleyhisselam konuştu. Allah orada devreye girdi.
Çok anlattım. Bir yerden okumuştum. Bunu birkaç defa sohbette anlattım. Bir daha anlattım. Buna benzer bir olay daha var. Muhterem bir zat, bir üstad öğrencileriyle ders yaparlarmış. Ve bu ders esnasında demiş ki öğrencilerinden birisine, yavrum şu testiyi al, dışarıda şey var, su var, oradan git Pınar'dan bize su getir diyor. Gidiyor. Ondan sonra çocuk biraz gecikiyor. Sonra bakıyor ki çocuk içeri giriyor ve ağlıyor. Elinde de testi yok. Hayırdır yavrum? Ağlıyor da, efendim ben Pınar'ın başına vardığımda azgın bir adam ve azgın bir atla beraber, küheylan bir atla beraber geldiler. Ben orada testimle su dolduruyordum. Adam at kükledi, adam böyle kırbaçla bana da vurdu falan. Düştüm, testi kırıldı falan. İşte böyle oldu diyor. Üstad bakıyor. Diyor ki, sen ona bir şey yapmadın mı diyor. Ben ne yapabilirim efendim? Ağlıyor, ben bir şey yapamam. Git diyor, söyle diyor. Öfkelen adama, bağır, çağır, hakaret et. Edepsiz, terbiyesiz, şu bu, bir şey. Hatta sayıştırıyor kötü. Adama git bir şeyle söyle çabuk diyor. Ben yapamam efendim. Adam ısrar ediyor üstad. Üstad adam, çocuğa habire dışarı gidip o adama bir şeyler söylemesi için, öfkelenmesi için yani şey yapıyor, yani intikamını en azından sözle alması için çocuğu zorluyor. Çocuk gitmiyor, gidemiyor. Ondan sonra birdenbire kendi ayağa kalkıyor. Öteki öğrenciler de kalkıyor. Aradan vakit geçiyor tabii, uğraşıyorlar. Sonra varıyor ki adam o muslukların içine, beton muslukların, kayaların üstüne düşmüş. At ürkmüş, bir köpek gelmiş. Atın gürültüsüne, adamın şamatasına bir köpek gelmiş, atı ürkütmüş, adamı o yere fırlatmış, kafasının üstüne ölmüş falan. Ve üstad diyor ki, ben bunun için yalvardım. Git bir şeyler söyle. Söylemedin ve Allah üstlendi bunu. Sen Allah'a havale ettin ve bunun başına böyle bir şey geleceğini bildiğim için ben seni zorladım diyor. Bunu şunun için anlatıyorum. Bir şeyi Allah'a havale etmek gerçekten ihlastır. Fakat bazen ağzımızla hem diyoruz, mesela birisinin bir kötülüğünü anlatıyoruz birisinin, ben onu Allah'a havale ettim diye. Ya niye anlattın o zaman? Sen bunu anlatmayacaktın. Sen niye anlattın? Yani o adama hakaret etmek için veya da haklı olarak intikamını almak için anlatıyorsun bunu. Allah devreye girmez ki o zaman. Sen girdin devreye. Sen üstlendin bunu. Adamın kötülüğünü anlattın, zalimliğini anlattın, anlattın. Ondan sonra da Allah'a havale. Allah'a öyle havale edilmez. Allah'a, yani günah olmasın, beddua ederken bile eğer bedduamızın tutmasını şey yapıyorsak nedir? Yumacağız ağzımızı. Onda da ihlası arayacağız. Onda da ihlas. Artık güzelliklerde ihlas olduğu gibi bu menfi olaylarda bile nedir? Bir insan Allah'a havale ettiyse onu ağzını yumacak, kapatacak, kimseye de açmayacak ve Allah'ım ben sana havale ediyorum. Hakkın bir yerde hakkın yenmişse, ispat da edemiyorsan, bir çaresizsen tamam sus, bitti. Eğer affedersen ayrı bir olay ama affetmeyeceksen de Allah'a havale etmek böyle olur, onu diyorum. Havalenin şartlarını söylüyoruz tabir caizse. Ya bugün gerçekten ihlasa çok çok ihtiyacımız var. Yani ihlasın bir kötü yönü de, ihlassızlığın bir kötü yönü de, yani var olan şeylerimiz gidiyor elden, amellerimiz gidiyor. Uğraşmışız, çabalamışız, çalışmışız, zekat veriyoruz, yardım ediyoruz veya bir mazlumun elinden tutuyoruz, birini giydiriyoruz ama iblis bunu, ihlasımızı bozarak elimizden alıyor. Yani çifte zarara vuruyoruz. Hem dünyevi yönden bir şeyler veriyoruz, hem de yani hebaen mensura eliyoruz, biliyor musun? Yani bu yönüyle ihlas bir de gerçekten dışarıdan da hiç korkma yine. Allah bildirir ha.
Allah-u Teala sen korkma, eğer Allah-u Teala seni sevmişse, yani Bismillahirrahmanirrahim, yine bunu da Meryem suresinin sonuyla bitirelim sohbetimizi, herhalde vakit geldi. İnnellezine amenu ve amilussalihati seyecalu lehumurrahmanu vudda. O iman edenler ve salih amel işleyenler var ya, Allah onlar için özel bir muhabbet yaratacaktır. Onları sevdirecektir. Hani Musa aleyhisselama diyor ya, ey Musa, sen çocuktun, annene demiştik ki, yani korkma, doğur, emzir, korkarsan onu bir sepete koy, ırmağa, suya at, onu alacak işte, korkma. Ve orada, ve elkaytu aleyke mehabbeten minni, ben senin üzerine kendi zatımdan bir muhabbet koymuştum. Seni gören sevmek zorunda, seni gören kucağına almak, bağrına basmak zorundaydı diyor Allah-u Teala. Yani korkma, Allah seni sevmişse, acaba bu zayi olur mu falan, hiç şey, Allah seni sevdirir. Allah seni sevmişse, sen iman etmişsen, salih amel işlemişsen, Allah senin için özel muhabbet yaratacaktır. Bu ayeti kerimenin sebebi, nüzulü, Habeşistan'a giderken Allah-u Teala Habeşistan Hazreti Cafer'in azık torbasına bu ayetleri koymuştur ve müşrikler şaşırmışlardır. Yani Allah Allah, ya bizim köleler gitti, kaçaklar gitti Habeşistan'a, ama oranın kralı, Habeş kralı Necaşi, ya bizim bu adamları bağrına bastı, elinin üstünde tuttu, sevdi. Bunun somut delilidir. Onun için ihlaslılar bu anlamda da hiç tereddüt etmesinler ki zayi olacak diye. Korkma, korkmayın, Allah ihlasımızı ne yapacaktır? Meyvesini bu dünyada da verecektir. Dünya, öbür dünyada zaten asıl beklentimiz oldu ama burada da boşa gitmez. Korkmayın. Böyle diyelim sohbetimizi. Eyvallah hocam. Diyelim. Allah razı olsun. İhlas da bu yönüyle belki Allah'ın muhabbetidir ibadetlerimizin üzerinde. Bozmadığımız müddetçe Allah'ın muhabbeti de onun üzerinde olur. Allah kendi katında zaten eğer seni sevdirecekse, eğer seni yüceltecekse zaten bu yönüyle de yüceltir. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, Mehmet Göktaş hocamla bugün ilim, amel ve ihlas üzerine konuştuk. Programın sona erdi. Bir başka programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah razı olsun.